Size de şu soruyu soracağım. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vardı. Açıkçası Erdoğan diyor ki siyasi çekişmelerle, polemiklerle, kavgalarla örülü bir seçim kampanyası yapmayı içimize sindiremeyiz. Bizim seçim sürecindeki gündemimiz, tek gündemimiz deprem ve yaraları sarmak ve kentsel dönüşüm olacak diyor. Anladığım kadarıyla AK Parti, Cumhur İttifakı biraz bu polemiklerden uzak durmaya mı çalışıyor? Nasıl bir seçim bizi bekliyor? Vatandaş neye göre seçim yapacak? Şimdi ya şöyle yani Cumhurbaşkanı ve ekibi daha çok böyle hani icraat odaklı, bugüne kadar yapılanlar, bundan sonra hedeflerin ne olduğunu, ya yani iş odaklı bir seçim dönemi geçirmeyi arzuluyor ama ya polemik olmaması çok zor bir iş. Yani sonuç itibariyle ya bu mesela az önce hani hem Nedim abi hem Tahsin hocamın anlattığı ya bu ucube sistem ve dair de birkaç şey söylemek gerekecek. O söyleyince cevap verilecek falan, öyle birdenbire kendimizi bir tartışmanın içinde buluyoruz. Ya genelde her seçim öncesi bu söylenir ama o seçime başladıktan sonra pek öyle olmuyor. Biraz rakipler birbirlerini de kollayarak gidiyor. Şimdi doğal olarak hani bir kere hani Cumhurbaşkanı Erdoğan kaçınılmaz olarak şunu söyleyecek, yani şu anki sistemi eleştirenler işte Tahsin hocamın söylediği gibi dünyada örneği olmayan bir ucube bir şey öneriyorlar. Yani düşünebiliyor musun? Cumhurbaşkanı yardımcılığı artık bir rüşvet oldu. Yani böyle bir ülke görüyoruz. Rüşvet. Sen de ol, sen de ol, sen de ol. Yani %0,50'lik Gültekin Uysal da Cumhurbaşkanı yardımcısı. O da işte yedi Sayın tane de, Sayın Cumhurbaşkanı yardımcısı. Fuat Ya Oktay zaten diyor mudur acaba, ya bir koltuğu 7 kişiye nasıl bölecekler, bu nasıl önemli bir hani böyle paylaşım savaşıymış diye. valla bence hani gülümseyerek bakıyordur. Ya yani paylaşılamayan koltuk. Hayır, bir de böyle şey hani şu 16 tane bakanlık, öyle anlaşılıyor ki ya, o 16 tane bakanlığı zaten dağıtmak da ayrı bir mesele olacak. Şimdi mesela her birine Cumhurbaşkanı yardımcısı 5 artı 2 7. Sonra işte bir Davutoğlu daha önce söylemişti, birer bakanlık bize kafadan verilecek dedi. Verildi, 6 tane kafadan verildi, geriye kaldı 10 tane. 10 tane nasıl paylaşılacak? Sayısala göre, oranlara göre diye. Muhtemelen birkaç tane bakanlık da uydurulacak, icat edilecek. Geçmişte biz bunun örneğini gördük çünkü. Koalisyonlarda bakanlık yetmiyordu. Hemen oraya 2 tane sandalye atın, 4 tane devlet bakanlığı daha olun. Olsun. İşte denizcilikten sorumlu devlet bakanlığı. Yok işte bitkilerden sorumlu devlet bakanlığı. Geçmişte biz bir sürü abuk sabuk şey oldu, gördük. 30 küsüre kadar bakanlık çıktı zaman zaman. Sonra 27'ye indi, 25'e indi falan. Yani böyle bakanlıklar uyduruldu. Şimdi tepki çekmesin diye muhtemelen bakanlıklarını bölmek yerine önce Cumhurbaşkanı yardımcılığını bir rüşvet olarak dağıttılar. Sonra muhtemelen bakanlıklar da yetmeyecek. Yani mesela Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı Aile Bakanlığı ve Sosyal Politikalar diye ikiye bölseniz yine yetmiyor. Muhtemelen aile, sosyal bir de politikalar diye üçe bölmeleri gerekecek. Çünkü hakikaten yetmiyor. Ayrıca Evet. da ben gerçekten çok komik buluyorum. Yani ben bu benzetmeyi izin verirsen yapacağım. Çünkü buna dair tweet de attım. Yani bu Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmi var. Diyor ki sen de paşa ol, ben de paşa olayım. Siz de olun, hepimiz paşa olalım. Herkes paşa. Yani herkes Cumhurbaşkanı yardımcısı. Ben böyle acayip bir şey görmedim. Yemin ediyorum çok acayip bir dönem geçiriyoruz.